Sayın İvan değerli diz dergileri, Devrimci İşçi Partisi adına Devrimci İşçi Sendikaları ve Konfederasyonu'nu devrimci duygularımızla selamlıyoruz ve 17. kongremizin başarılı olmasını diliyoruz. Bugün burada elbette ki önce Filistin halkıyla dayanışma duygularımızı belirterek başlamak lazım. Bugün Filistin halkı soykırımcı bir saldırının karşısındadır. Kayıplarımız on binlerce olmuştur, bugün 25 bini aşmaktadır. Ve bu saldırının faili sadece katil, ırkçı İsrail Siyonist rejimi değil, onun arkasında duran ve bu soykırımın doğrudan faili olan Amerikan emperyalizmidir, Avrupa emperyalizmidir ve bizim ülkemizdeki iktidarcının onun işbirlikçisi olan istibdat rejimleri, krallar, şeyhler, işbirlikçi diğer rejimlerdir. Ve ne yazık ki biz bugün ne söylerse söylesin İsrail Siyonizmiyle ve Amerikan emperyalizmiyle işbirliği yapan bir iktidarın yönettiği ülkede yaşamanın utancını yaşıyoruz. Bu alnımıza vurulmuş bir kara lekedir. Ama bu kara lekeyi temizleyecek olan da bu ülkede elbette işçi sınıfıdır. Çünkü işçi sınıfın mücadelesi elbette en başta ekmek mücadelesidir. Ama bu mücadele, bu dava işçi sınıfının ötesinde bir insanlık davasıdır her zaman. İşçi sınıfının davası. Yani emperyalizm bir taraftaysa işçi sınıfının mücadelesi onun tam karşısındadır. Siyonizm bir taraftaysa işçi sınıfının mücadelesi onun tam karşısındadır. İstiklal karanlık bir taraftaysa işçi sınıfının mücadelesi onun tam karşısındadır. Hürriyetten yanadır. Sermaye neredeyse onun karşısında işçi sınıfı vardır ve bütün toplumun, bütün ezilenlerin umududur. İşçi sınıfının mücadelesi ezilen Kürt'ün de mücadelesidir. Alevi'nin de mücadelesidir. İşçilerin birliği olmazsa halkların kardeşliği olmaz. Halkların kardeşliği olmazsa işçilerin birliği olmaz. Ve ne dedim? Sermayenin karşısındadır işçi sınıfının mücadelesi ve İçinde yaşadığımız toplumda bütün eşitsizliklerin, sömürünün kaynağı işte o sermaye sınıfıdır. Bunu hepimiz biliyoruz, her zaman karşısındayız ama belki duydunuz, belki okudunuz, TÜSİAD Başkanı'nın ne dediğini şikayet ediyor. Diyor ki, Türkiye'de diyor, gelir adaletsizliği çok arttı. Çok bir dönüşüm sorunu var Türkiye'de, şikayet ediyor. Bu TÜSİAD'çılar üzüm üzüme baka baka kararır ya, AKP'yle birlikte çalışa çalışa AKP'ye benzediler için. Onlar da 20 yıldır ülkeyi yönetip her şeyi batırdıktan sonra bir muhalefet partisi müşterilerinden şikayet ediyorlar ya. Türkiye'deki bu gelir adaletsizliğinin bütün eşitsizliklerin kaynağında merkezinde olan TÜSİAD'da sanki bunda hiçbir sorumluluğu yokmuş gibi bundan şikayet ediyor. Sanki havalar bozukmuş, sanki bulutlar varmış, o yüzden adaletsizlik varmış gibi bir havaya büründürüyor kendini. İşin içerisine sıyrılmaya çalışıyor. Ama bunun arkasında tabii biliyoruz ne var? Gelir adaletsizliği dolayısıyla işçi sınıfının mücadelesinden ve isyanından olan korku var. Tir tir titriyor mu? İşçi sınıfından duydukları korku. Umarım ki bu kongre onların korkusunu arttırır, işçi sınıfına da umut olmuş. Biz TÜSİAD neredeyse onun da tam karşısındayız. Bizim mücadelemiz TÜSİAD'ın da tam karşısındayız. Bakın TÜSİAD'la ahbaplık olmaz. Sadece sınıf karşıtlığından bahsetmiyorum. Bunların elinde işçi sınıfının kanı var. Bunlar bizim ahbabımız olmaz. Biz bunlarla kavgalıyız. Biz bunlarla kanlıyız. Faşizmin biz karşısındayız. Faşizmi sermayeden ayrı düşünemeyiz. Onların nasıl faşizmin destekçisi olduğunu maddi manevi her yönüyle çok iyi biliyoruz.
TÜSİAD'ın elinde Kemal Türklerin kanı vardır. Biz onlarla ancak mücadele ederiz. Ve bugün şu öyle bir ortamdayız ki değerli dostlar, bütün konuşmalarda da ifade edildi. Gerçekten baskıcı bir rejim altındayız. Geçtiğimiz ay baktığımız zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde iki tane utanç verici karar alındı. Bunlardan bir tanesi bir 364 gün 15 Temmuz edebiyatı yapanlar bir gün buna ara verdiler. Ve o Amerikancı darbe girişiminde İncelik üstünden kalkan tanker uçakların yakıt verdiği F-16'lar tarafından bombalanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde NATO'cu, darbeci pilotlar tarafından bombalanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde NATO'ya biat etme kararı aldılar. İsveç'in NATO'ya girmesi kararının altına utanmazca imza attılar. İkinci utanç verici karar, yaşadığımız depremin yıl dönümü gelmeden Hatay halkının seçtiği milletvekili sevgili Can Atalay'ı siyasi rehine olarak hapiste bulunan Can Atalay'ı meclisteki dokunulmazlığını düşürme kararı oldu. Bakıyoruz, meclis zincire vurulmuş. Anayasa hükümsüz kalmış. Anayasa Mahkemesi kararları uygulanmıyor. İstibdadın karanlığı üzerimize çökmüş. Peki bu karanlığa teslim olacak mıyız? Bugün bu salona girdiğimde sloganlar vardı. Karanlığa teslim olmayacağız diye. Bu salon iniyordu. İşçi sınıfı karanlığa teslim olmaz. Ama nereye bakacağız aydınlığı görmek için? Zincirli meclise mi? Hükümsüz kararlar veren mahkemelere mi? Yoksa başka bir yere mi? Tam onun yerindeyiz. Sene 1963. Grev hakkı anayasada var. İşçiye uygulatılmıyor. Kahven işçisi grev hakkını grevle söke söke alıyor ve işçi sınıfına armağan ediyor. İşte umut için oraya bakacağız. Sene 1970. Diskin çatına ot tıkayacağım diyen karşı devrimci halk düşmanları meclise yasalar getiriyor. O işçi düşmanı yasalar 15 16 azlar işçi ayaklanmasıyla yırtılıp atılıyor. Oraya bakacağız. İşçi sınıfı bu örgütlü gücüyle mücadelesiyle DDB'leri eziyor, sıra mesle diyor. Ve bu mücadele geliyor işçinin yüzünü güldüren, işçiye umut veren bu mücadele karşısında 12 Eylül 1980'de Amerikan çocuğu karşı devrimci generallerin kanlı darbesiyle karşılaşıyor. Ondan sonra TİSK'in başkanı Halim Nari diyor ki bugüne kadar işçiler güldü, bundan sonra biz güleceğiz. Ve ondan sonra bugünlere doğru geliyoruz. Peki ondan sonra 2015 işte kurdukları 12 Eylül kurduğu düzen grev yasakları metal işçilerinin grevi yasaklanıyor. Ardından mücadeleler Anayasa Mahkemesi, burası çok önemli, Anayasa Mahkemesi grev yasağının yok, anayasaya aykırı olduğunu, grev yasağının gayrimeşru olduğunu ilan ediyor. AKP'yi durduruyor mu? Grev yasaklarında rekor üstüne rekor kurmaya devam ediyorlar. Grevler geldikçe yasaklıyorlar. Onları kim durduruyor? Grev hakkını bir kez daha grev yaparak kazanan Bekar işçisi, Schneider işçisi, metal işçileri bir kez daha örgütlü mücadelesiyle grev hakkını kazanıyor. Olmayacağız. Karanlığa teslim olmayacağız. Karanlığa teslim olmayacağız. Benim ülkedeki mücadelenin temsilcileri burada. İşte bu mücadeleye baktığımızda karanlık mı görüyoruz, umut mu görüyoruz? Nereye baktığımız, yüzümüzü nereye döndüğümüz önemli. Değerli dostlar, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, önümüzdeki dönemde bu mücadeleleri yükseltmenin en önemli benzinlerinden bir tanesidir.
Biz bu mücadeleyi yükseltmek zorundayız. Çünkü önümüzdeki dönemde daha büyük saldırılarla karşımıza gelecekler. Bakın, ben bu sabah Yalova tersane işçileriyle birlikteydik. İsyan var tersanelerde. %25 zam vermiş patron, işçiler isyan ediyor. Gerçek enflasyon oranları ortada. Cevap, seçimden sonra dolar 50 lira olursa, 40-50 lira olursa o zaman şey yaparız. Şimdi pahalı geliyorsunuz bize diye. Biliyorsunuz tersaneler hep Avrupalılar, Amerika'nın, Avustralya'nın lüks teknelerini vesaire yaparlar. Büyük paralar kazanırlar. İşçilere muameleleri bu. Biz hakkımızı almak için, hak ettiğimiz yaşam koşullarına ulaşmak için doların 50 lira olmasını mı bekleyeceğiz? Elimize geçen ücretin pul olmasını mı bekleyeceğiz? Hayır, bugün örgütleneceğiz. Hakkımızı söke söke alacağız. Hak verilmez çünkü. Verdikleri bir şey, biz size veriyoruz dedikleri bir şey varsa o kaşıkla verdiklerini kepçeyle almak içindir. Bunu gayet iyi biliyoruz. Ve şimdi hiç sürpriz değil, seçimlerden sonra kemer sıkma politikalarının çok daha yoğun bir şekilde karşımıza geleceğini biliyoruz. Arkadaşlar, kıdem tazminatı saldırısını programlarına yazdılar. Mehmet Şimşek orta vadeli programa bunu yazdı. Vadesini de verdi 2024 yılının ikinci yarısında. O Amerikan emperyalizmine NATO'ya biat eden Can Atalay'ı siyasi rehine olarak hapiste tutan meclisten işçi sınıfının kıdem tazminatı hakkını gasp edecek yasaları getirecekler. Diz kıdem tazminatına dokunursan genel direne gideriz demiş bir sendikadır. Kıdem tazminatını savunmak için bugünden hazır olmamız lazım. Bir grevi grev yaparak kazandığımız gibi kıdem tazminatını da genel direne savunmaya hazırlanmamız lazım. Arkadaşlar, konuşmalar tamamlandı. Birkaç